Merhaba arkadaşlar, ben Sinem. Bugün Kuzguncuk'tayız, şu an Kuzguncuk Bostanı'nın içerisindeyiz. Bugün birazcık bu tarafları gezeceğiz, Fethi Paşa Korusu'na uğrayacağız. Ondan sonrasında spontane bir şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım bazı yerlerimize sürpriz olarak kalsın. Merhabalar. Sinem'in efsane açılışından sonra şu an neredeyiz? Şu an hala Bostan'dayız. Birazcık böyle zaten. Aslında büyük bir yer galiba. Bayağı büyük bir yer de biz çok şey yapamadık, keşfedemedik henüz. Aynen. Bu işte giriş kısmının hemen üstündeki bir yer. Şöyle gösterebilirsen. Yukarıya doğru tutarsan göster. Şöyle bir yer. Böyle bir yol. Güneş geldi gözüme, göremedim. Kimse yok aslında. Öyle sakin. Böyle 5-6 kişi falan var. Burada sanırım bir etkinlik falan düzenleniyor arada sırada. Biz hiç denk gelmedik etkinliğe. Evet. Ona da dikkat ederek gelmedik. Ama ailecek gelinebilecek bir yer. Çocuk oyun alanı var. Aynı zamanda yeşilliklerin içerisindesiniz zaten. Belli başlı yerlerde spor alanları mevcut. Bir de bostanlar var. Belli başlı hasat zamanları var. Bostan'ın Bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi Bostan'ı da şöyle içinden geçelim bence. Ne Bostan? Domates falan var galiba. Patlıcan gördüm ben. Bir patlıcan gördüm. Bu yukarıdakinde olabilir. O şekilde buraya da gelir ki kolay geldik aslında. Biz Kadıköy'den geldik. Nasıl geldiğimizi de tarif edelim. Evet. Biz Kadıköy'den geldik. Nasıl geldik? Marmara ile Üsküdar'da indik. Oradan 15B'ye bindik. Zaten oradan geçen bütün Tüm hepsi hepsi. 15'lerin falan bütün hepsi şeyden geçiyor. Buradan geçiyor. Sonra indik Kuzguncuk durağında ve yukarı doğru yürüdük. Biraz şimdi küçük bir alan ve insanlar var diye bekliyoruz. Ve onlardan sonra ya da önce geçmemiz gerekirdi. Onlardan sonra geçeceğiz bu Öyle şekilde. şöyle duralım. Gel buradan göster. Parlıyoruz ya. Kontrol edemiyorum ama bunu. Döneceğiz ki. Gözüksün. Bostan bu kadar. Bağ Domateslerden, çeri domateslerden. Birkaç tane almamız yok yapacağız? Evde sabah kahvaltısını mı yiyeceğiz? mu? Aynen. İstiyorsan akşam yemeğinde ya. Öyle. Ay çok sıcak güneş. Evet, biz Adana'nın sıcağını da bir parça buraya getirdik. Adana kadar sıcak değil tabii ama. Bağ gel Bostan'a gel. Bence geçebiliriz ya. İnsanlar ilerledi. Geri dönerler diye düşündüm ama. Araya döneriz. Geçebiliriz bence. Şimdi biraz böyle yapalım acaba. Ya bu oyun kamera oluyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Görmüyorum çünkü. Evet. Şu an önümüzü çekse mesela. İstediğimiz zaman değişse bu. Değişmiyor. Sevgili Evet Apple. değişti. Şimdi şöyle bostanın arasından ilerliyoruz. Burada neler var? Oh, Biberler var. biberler var. Güzel çekiyorsun inşallah. Hiç görmüyorum Ben çünkü. de görmüyorum, inanır mısın gözüm? Sonra Biberler var. kızın üstünden kamerayı atlattın. Şurası karşısı zaten fix. Fotoğraf çıkar. Ama benim konuştuğuma göre değiştirirsen ekran. Ha. Karşısı. Ha, karşısı zaten Kuzguncuk'ta fotoğraf çekilebileceğiniz ikinci sokak falan herhalde. Evet, ikinci sokak. Ha, bir tane daha var. Oraya gideriz diye planlıyoruz. Bakalım. Burayı zaten biliyorsunuzdur. Bostan'dan sonra oraya çıkarız. Aa, çiçekleri varmış. Ama kim küstürdü bunu? Seni kim küstürdü? Ama artık ay çiçekleri. Ya hali kalmamış sen diyorsun. Evet. Bu kadar söyleyecektim. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Çeri domates görüyorum. Gerçekten güzel duruyor ağzım. Keşke alabilsek. Bir şey vardır. Kameradan çıkıp konuşmaya devam etmem şoku. Evet, şimdi o zaman ne yapalım? İşte bostan bu kadar yani. Güzel böyle çocuklar falan var genelde. Genelde gelen aileleriyle Aynen. yani şöyle şey
Sanırım ama evcil hayvan almıyorlar. Sanki ama kapıda öyle bir şey. Onlar şeydi ama. Alıyorlar mı ya da? Alıyorlar. Kapıda öyle bir şey vardı. Çıkarken bakalım. Bakalım çıkarken ben senin önünden geçmeyeyim. Hep böyle sırıtacak mısın? Ay gülmem geldi. Duymuyor, bir daha söyle. Gülmem geldi. Şakamattik. Yaptı yine bugünkü şovunu. Şakasını. Ben... Yaptı. Aynen, çok sıkıcı bir video oluyor. Bana böyle bir şey geldi bunaltı. Sıkıcı değil. Gayet güzel. Sadece şu an yani çok uygun bir yerde değiliz. Bostanın içindeyiz o yüzden. Nereye uygun? Şu an bak mesela şeylere gidelim. Orada nasıl kalabalık var? Sıra var orada. Fotoğraf çekilmek için o sokakta sıra var biliyorsunuz. Gidelim. Bu sıra beklerken de biraz başka bir şeyler konuşuruz. Hava sıcak bugün, ondan bahsedeyim size. Bugün tarihlerimiz 17 Ağustos'u göstermekte. Ama siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bilmiyorum. Bir hafta içinde izlemeniz gerekiyor normal şartlarda. Şimdi insanların yanından geçeceğiz. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Yeter. Çocuklar da vardır. Var zaten. Niye bağırıyorlar diyorum ben. Evet. Çek alnımızı çek. Ben sana evde ne öğrettim? Bu birazcık oynuyor ama ben çok tedirgin oluyorum. Başı şeyini bitir. Bunun başı birazcık oynuyor. Ben çok tedirgin oluyorum. Yandım yandım. Tamam. Görüyorum hareketlerini. Hala çekiyoruz değil mi? Durdurmadık. Şu gözlüğümü çıkarayım. Evet, şimdi şeye gideceğiz. Aa dur bakalım. Şeye bakalım. Bak, evcil hayvanlarınızı içeride dolaştırmayın diyor. Boston alanları, oyun alanı, çim amfi ve spor sahasından ne güzel ayırmışlar. Ama bilmiyorum, sanki vardı yani, ne mana. Belki bostanlara şey olmasın diye. Aman her şeyi abartmayayım bu kadar. Şimdi hemen oradan çıktıktan sonra ne yapıyoruz? Sola dönüyoruz. Böyle bir sokak kadar yürüyeceğiz. Çok geçirdi çocuk. Ya ya, alışkın olmadım. Burada gözükmüyor zaten de. Biz bir çorba yemiştik. Bir daha da bulamadık o çorbayı. Evet. Un çorbası. Sebzeli ama tariflere baktığımızda öyle bir çorba değildi. Beyaz bir çorbaydı. Tarifler hep şeyli. Kırmızı falan. İşte o çorbayı bir daha bulamadık bu kadar. Bu güzel bir çorbaydı. Neyse. Sen böyle meşale taşı gibi. Burada lava acayip kokuyor. Lütfen elinizi almayınız diyor. Satmıyor musun? Sen satmıyorlar. Burada böyle durmak için var. Yere düşmüş bir tane, onu alayım sana istiyorsan. Yerde bir dalı. Niye çok kopardık sanarlarsa çektik sanarlarsa. Koparmadık. Kanıtlarız. Koparmadığımızı kanıtlarız. Evet, şimdi o fotoğraf çekilme sokağı arkamıza almalısın ki. Boş konuşmayalım. Evet, fotoğraf çekil. Hiç gözükmüyor. Sığmıyor. Sığmıyor. Sokaktayız ama tabii ki yoğun. Bir sokak. Ben çekeyim, sen konuş biraz. Ne konuşayım? Bilmiyorum. Evet. Ne zamanda seni 2018'de ilk bu kuzgunca... Yok. İlk kuzguncuğa mı? 17'de mi geldik? Senin sesin çıkmıyor ama ben ağzımda 18'de konuştum. 18'de gelmedik galiba. 18'de ya da 19'da tam olarak hatırlamıyorum. Geldiğimizde ilk o zaman bir fotoğraf çekildik. Instagram adreslerimizden görebilirsiniz fotoğrafları. Aşağı linkini bırak. Benim yok. Var. Eeyore'la olanı kaldırdın mı? O kuzguncuk değil ki, o adalar. Ben şimdi bir çekileyim, benim yok. Yeni fark ettim. Benim şu sokakta fotoğrafım yok. Herkesin var. Ay, suratımız parlıyor. Lütfen. Gel bir yerde duralım ya. Klip çekimine denk gelmişiz. Acaba telif yer mi?
Azıcık ucundan göstersek ne olacak? Klip çekiyorlar ama kim bilmiyor. Ünlü biri gibi gelmedi. Bunu göstereceğim. Bana. Size de göstereceğim tabii ki. Onların kamerasının yanında bizim selfie çubuğunun. Mekana giriş. Şöyle şurada bir yerde. Çok ünlü biri değil bence zaten. Klip çekiminiz biterse biz fotoğraf çekeceğiz. Benim burada fotoğrafım yok. Evet. Senin burada fotoğrafı yok. Senin var mı? Paylaştın sen. Aa var. Bir tane ama yani ne kadar kötü bir fotoğraf. Aynen. Instagram hesabını söyle hemen. Instagram hesabını söyle. Sinem 2M ile Sozen. Sen yani söyle. Şuraya yazarız. Ben de yazarım. Alta yazayım birisi. Silakin. Diğeri Slash. Şu kenarlara koyarız ya. Çok kötü çıkıyor. Biz devam edelim o zaman. Aynen. Şey yapalım. Sonra işte dönerken işleri biterse burada bir fotoğraf çekiliriz diye düşünüyorum. Kırmızı kapı. Ben. Bu kapı kırmızı odadaki kapı mı acaba? Öyleyse girmeye. Giremesek bile. İhtiyacımız var. Bir el değdirelim derim ben. Filmin şeyleri. Aa, yapım yayın reklamcı. Bu şirketin yeri bir şey mi acaba, çekimi mi? Aa, olabilir. Kapının altına CV'mi atmam yok mu? Var. Şimdi ben buraya çıktım. Niye çıktım? Neden çıktım? Kapının mı kapıya? Böyle de şeylerimiz var. Nereye gidecektik ya? Hatırlamıyorum. O zaman böyle şu anlık şey yapalım bir. Telefondan haritaya bakmam gerekiyor sanırım. Şu an. Sonra devam edelim. Yani çok bir şey yapmıyoruz bugün. Burası birazcık şoka sokmam yok mu? Sosyal medya için aslında güzel bir yer. Çok ya fazla. Ya fotoğraf çekilmek için güzel. Evet. O da bir iki yeri yani. Bir her iki. Yerde değil. Nüfuslar çok orada bile çekiliyor yani. Aynen. Yani o işte o renkli evlerde çekilebiliriz. Şimdi işte bakacağım bir sokak var. Orada da yine renkli evler var sanırım ama biz daha önce oraya gitmedik. Aynen. Ona bakalım. Sonra devam edelim. Minik bir sokakta da ezilmiş domates. Şimdi neredeyiz? Burası da neredeyiz? Anlatmayı ne dersin? Simitçi Tahir Sokak efendim. Bostan'dan çıktıktan sonra ve yaklaşık 100-150 metre yürüyorsunuz. İlk değil, ikinci araya. Daha yeni gösterdiğimiz o evlerin olduğu klip çekilen yere değil. Klip çekilen yere değil. Klip çekilen yere değil. Bir sonraki sokağa hemen bir alt, şey bir üst sokağına. Döndüğünüz zaman Simitçi Tahir Sokağı'na girebiliyorsunuz. Gayet sakin bir sokak bu arada. Böyle hafif yürüyelim mi? Çünkü yürüyelim. Biraz daha farklıydı. Evet. Geçtirmişler. Evet, biz de bazı yerleri Reels'tan görerek aslında bir buraya da gidelim, buraya da bakalım. Sarı kapı inanılmaz güzel buraya, burada. Bir fiti. Aynen. Biraz güzel bir sarı. Fotoğraf var. Onları da tabii ki nereden? Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şurada da bir tane turunculu yeşilli bir yer var. Orası da güzel görünüyor. Neymiş orası? Ev değil herhalde. Bilmiyorum. Ve balkonda da karanfil var herhalde. Kuzgun Yük Belediye Başkanı gibi. Orası ev değil herhalde. Ne bileyim. Evimizdir gibidir. Kolay şakam bitti. Neydi şey? Burası ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Bozacı sokağı da burada. Bozacının şahidi Şıracı'mdır arkadaşlar. Şimdi size göstereceğiz. Ben zorla seninle röportaj yapmaya çalışıyormuşum. Aynen, ben konuşmuyorum. Şurada kahverengi bir kapı var. Komple kahverengi bir ev. Bir şey diyor, ben burayı rüyamda gördüm. Daha önce. Ya da biz adalarda böyle bir yerden geçtik. Olabilir. Bir sürü ev var. Rüyamda da görmüş olabilir.
Evet, bendeyiz. Tekrardan merhabalar. Şimdi Fethipaşa Korosu'na geldik. Burasına çok yokuş çıkarak çıktık. Ama şu anda gördüğünüz gibi Seyir Tepesi'ndeyiz. Burası Seyir Tepesi olarak geçiyor ama buraya ulaşabilmeniz için gerçekten dik yollardan geçmeniz gerekiyor. Nefes nefese kalabilirsiniz. Ama içeride, çıktığınız yolların içerisinde binbinler mevcut. Binbin, martı vesaire. Onlar mevcut ama onları kullanıp kullanamadığımızı bilmiyoruz. Zaten çoğunun sanırım şarjı yoktu. Ve şöyle bir durum var. Ne olursa olsun herhangi bir tabela mevcut değil. Sadece iki yer görünüyor. Fethipaşa Sosyal Tesisleri ve burada bir restoran var o. Adını henüz öğrenemedik. Çünkü sadece tabeladan gördük. Orası görünüyor. Başka hiçbir tabela yok. Yolunuzu bulabilmek için sadece yollardan geçerek nereye çıktığınızı bulmanız gerekiyor. Böyle bir sıkıntısı mevcut. Bir de fazlasıyla karga var. Ben birazcık kargadan korkarım. Bu kadar. Kargalar nankör olur derler. Şurada da var bir tane karga. Beni tedirgin ediyor. Daha aynı çektiğimiz yerde. Evet. 10 saniye süren Fethipaşa Korosu tanıtımından sonra. Niye kameraya bakmıyorsun? Şey yaptım. Kuma bir şey değiyor. Bu değiyor. Böcek sandım. Aslında güzel bir yer bu arada. Manzara az önce gösterdiğimiz gibi. Bence çok güzel. Ama gelmek için bir tırmanmanız gerekiyor. Biz tırmandığımız için yolda video çekmeye cesaret edemedik. O yüzden burada böyle çekmeye başladık. Şimdi bir tane şey arıyoruz aslında. Burası Seyir Tepesi galiba. Bir de böyle köprülü bir şey olması lazım burada. Ay saçım. Onu da bilmiyoruz. Eğer çok istersek. Biraz daha yukarılarda gibi ama yani biz muhtemelen daha yukarıda. Dağcı olmadığımız için. Bilseydim tırmanma takımlarımı yanıma alırdım. Ay hiç manzara gözükmüyor arkamızdan. Şöyle yapayım. Biz biraz karanlıkta kalırız ama. Bir dakika. Ayarlayacağım. Ay. Böyle bir şey olduk ama. Aynen. Böyle de bir saçma oldu. Köprüyü yani bulabilir miyiz? Bulacak mıyız? Bir karar aynen, veremedik. Aynen bulamasak da kafesine gideceğiz zaten. Aynen. Orada da devam ederiz konuşmaya diye düşünüyorum. Konuşacak bir şey de bulunmuyormuş. Evet. Bu mikrofon da sürekli benim ağzımda. Köprüyü çünkü bulamazsak bir de üzülmeyelim. Evet üzülmeyin. Siz de üzülmeyin. Siz de üzülmeyin. Yani. Çünkü gerçekten hiç yön ve yolla ilgili hiçbir şey yok. Manzara çıksın diye paralı. Zaten biz ikimiz genel olarak şeyden hoşlanmıyoruz. Köprüyü geçene kadar ayıya dayanamayız. Aynen o yüzden de şakamatik. Virtüöz orkestra şefi yaptı şovunu. Neyse. Ne dediğimi unuttum. Ne diyordum ya? Köprü falan diyordum işte. Üzülmeyin diyordum. Ha aynen ya. Söyleyeceklerim kadar. Başka bir şey diyecektim. Güzel çıkıyoruz. Keşke biri bizi çekse. Ama ve lakin kimse çekmiyor. Böken kendi çekiyor şöyle. Ses alırız. Çok güzel. Aynen çok güzel. Biraz daha göstereyim size. Gerçekten güzel bu arada. Manzaraya doyduğunuz diye düşünüyorum. O yüzden artık kameraya geçiyorum yine. Çantamı tutayım. Mikrofon yokmuş. Umarım sesimi almıştır. Bağırttırdı benim. Mikrofon ağzıma tutma yani. Böyle insanlar piknik yapmaya falan gelmiş bu arada. Biz video çekmek için geldiğimizden dolayı bir tane suyla geldik buraya. Ela. Ve yani kaç saat oldu? Evet, şeker meker kalmadı. Vücuttaki tüm karbonhidrat yağ protein eridi yani şu an. Piknik yapmaya geliyorlar, şey yapmaya geliyorlar ama dediğimiz gibi yollar falan aşırı rampa. Düz bir alan yok. Yok. Yani. Bu orası. Böyle, yani düz alan burası. Şu an bulunduğum,
Şu anda buradasınız. Şu anda buradasınız. Aa, hatırladım. Tabelalarla ilgili. Şakayı yapacaktım şu anda burada. Öyle, çünkü içeride hiçbir şekilde bilmiyorsunuz nerede olduğunuzu. O tek kötü yanı o yani. Bu arada gerçekten doğal, aşırı doğal ve oksijenli bir misire alanı. Yani ciğerleriniz bayram ediyor gerçekten. Aynen, bizim de etti zaten. Yokuş falan çıkarken bayağı bayram etti. Bayağı etti. Seni tasdikledim sadece. Evet, sağ olsun. İyi ki sinem olmasa ne yapardım? Şuradan insanlara sorardım, derdim. Etti mi? Onlar da... Bu arada kesinlikle ben bunu buradan koparmadım. Böyle görünüyor mu? Bu bir... O zaten o yalanda... videoya çektik, onu kanıtladık ya. Evet. Yere düşeni mi alsak dediğimiz kısmı. Yere düşeni aldık. Aldı. Aynen. Sonradan, çünkü fotoğraf falan çekilmek için hala klip çekimi devam ediyordu bu arada. O yüzden videoyu Kuzguncuk'ta böyle orta yerde bir yerde bıraktık. Evet. Buraya nasıl bağlanır hiçbir fikrim yok. Ama çok şey değildi ya. Bir tatsızdı zaten. Niye öyle bilmiyorum. Biz de daha önce de gittik halbuki ama ne bileyim. Bir hoşuma gitmedi. Bir sönmüştü yani. Havası yani. Niye bilmiyoruz ama. Yani sönmüştü derken ilk gittiğimiz zamanlar çok güzel bir ruhu olduğunu düşünürdük. Ya yani hala da öyle düşünüyoruz bu arada. Ama sadece bugün biraz fazla dingin mi denir? Öyleydi yani. Garip bir şekilde. Ya güzel bir aslında mahalle kültürü olan bir yer gibiydi bence. Başta evet. Benim yorumum öyleydi de bu sefer böyle bir tatsız yani. Böyle bir ılık su gibiydi falan. O yüzden çok da çekesimiz gelmedi. Bir de göstermiştik, klip çekiyorlardı zaten. Evet. Orada da bir şart değil bu arada. Fotoğraf çekilmeye çalıştık, sonra onlar gitti. Bu kadar, bir tek Sarıkapı'da çekilemedik. O da evet, önünde ya. Birileri oturuyordu çünkü. O yüzden. Şak diye önünde çıkan Sarıkapı abi. Wow. Göstermiştik onu size. Öyle yani, güzel geçiyor aslında. Böyle durduğumuzda keyifli de şudur. Şeyler olmasa, rampa çıkışı falan filan olmasa. Bir de böyle... şunu tutarsam saçım ağzıma falan girdi. Ya hıttır hıttır inersiniz şimdi. Tabii ki inişi kolay olur ama çıkışı birazcık zor arkadaşlar. Ondan bilginiz olsun. Ve hani burasını hadi iki şey sonra çıkabildik. Ben ama şey gibi. Kimdi ya o Seda Sayan mıydı? Aynen. Biri konuşuyor böyle ana ekran. Oradaki ekrana kendine bakıyor. Sinem bir şey. Ne diyordum kız? Çıkışı inişi zor olabilir. Her çıkışın bir inişi var. Ama mikrofonla saçını düzeltemezsin. pardon. Ses için çok almaz. Pardon. Öyle yani. Çok boş yaptım ben. Onu artık daha fazla konuşmayacağım. Boz sürekli toz verdim. Kız diyeceğim lafı unuttum. Bir yere bağlayacaktım da. Neyse artık bağlayamadık. Arada böyle şeyler oluyor. Dediğimiz gibi yani ilk açarken de sesleriniz gelmiyordur inşallah. Rahatsız etmiyordur kulağınızı. Şey, spontane gerçekleşecek çoğu şey dedik en başta olduğu gibi. Yine spontane bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ufaktan şey yapalım, kaçalım. Kalabalık başta zaten. Evet. Kapatayım mı? Kapatalım. Kapatmayayım. Böyle kalalım. Aynen, tutsan. Sen tut, kolum ağrıdı çünkü. Şöyle değişelim. Aşağı doğru ineceğiz gibi gözüküyor. Bir saniye. Golden Hour. Şuradan böyle yokuş taraf var ama artık saçımız sanırım aşağı doğru olan. Şarjımız bitiyor. Hemen kafeye oturmamız lazım. Eşyalarımızı şarj etmemiz lazım. Meşale gibi taşıma dur. Kolunu tripod gibi biraz mıcıkladım ama. Öyle aslında daha farklı bir çekim yapalım diyorduk. Ama olaylar o şekilde gelişmedi. Bir daha söyle. Hiç öyle gelişmedi olaylar. Farklı gelişti. Yoksa biz de daha farklı çekeriz diye planlamıştık ama. Aynen. Umarız ama yine de güzel gidiyordur. Çok uzun bir video olmayacak muhtemelen. Ama tatlıdır böyle işte boş. Şöyle. Boş gevezelik. Kız nereye gidiyorsun? Anlatmak isteyeceğim bir şey var mı? Bu arada Fethi Paşa Korosu'nun tarihine böyle özelliğine falan baktık da geldik yani. Ama hani anlatabileceğimiz
bir şey yoktu yani hani özellikle. Aman aman değil. Sadece şeyi anlatmışlar işte coğrafi konumunu. Doğru bir kelime oldu mu bilmiyorum da işte şuradan şuraya kadar uzanıyor falan filan. Onu da nereden? İBB'nin değil mi? Yanlış Evet, hatırlamıyorsam. İBB'nin. İBB'nin sitesinde yazıyor. O paragrafı da size tekrardan okumak istemedik ama aşağı bırakırız istiyorsanız. Zaten Paşa Limanı durağının hemen karşısında Karşısı. yani çok kolay. Biz de inince çok sevindik böyle yürümeyeceğiz. Oo, harika falan dedik. Ta ki Koru'nun bir yani dağ tırmanışı olduğunu fark edene Yani kadar. biraz daha olsaymış yokuş falan. Yani burada bir Evet. dağ. Hani Fethi Paşa Ke dağ demesi gerekiyor mu? kementler, kement değil mi onların? Neyleri? Hani dağ şeyleri, kemer, beline bağlanan ya da bir yere Herhalde, takılan aynen. şeylerin adı. Onlarla gelmemiz gerekiyordu aslında. Öyle daha kısa bu arada buraya çıkmak. Yani şöyle bak göster bu tarafa dön arkanı göster. Yani bak şuradan gelsen çok rahat gelirsin. Bu yani ilk iki Yani ilerleme şeyinden devam biri. edeyim. Söyle. İlk iki şeyinden biri, ilk iki tarafından biri. Ve şu an aşağıdayız yani. Bir tık aşağı doğru indik. Daha yukarıdaydım. O şekilde o zaman şey yapalım. Kafede. Buranın Yani kafesine ineceğiz evet. aynen. Orada görüşürüz tekrar. İnerken neler yaşadık falan onları konuşuruz diye düşünüyorum. Herkes piknik yapıyor buralarda. Biz de böyle işte sürünüyoruz. Manitin gelmiş. Bunu söyleyeyim mi? Yalnızlığın seni ele geçirdi. Bu kadar. O zaman aşağıda görüşürüz. Evet, neredeyiz? Neredeyiz? İşte. Köprüde. Bulamayız dediğimiz köprüdeyiz. Peki rezilliğimiz nedir? 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 Sokak Anlatsana. röportajı gibi. Nedir? Anlatsana rezilliğimizin ne olduğunu. Şudur, tam yol ayrımının işte sağ tarafta o az önce orada konuşmuştuk zaten. Seyir Tepesi var. Sol taraf tam tersi bu arada. Sol tarafta Seyir Tepesi var. Sağ tarafta da şey burası var ve hiç görmemişiz. Evet. Fark etmemişiz. Zaten ama sadece ayakları gözüküyor bu arada. Ama yine de önünden geçmişiz ve hiç bakmamışız, Bu görmemişiz. şu an şuradan geçmedik ama bu arada bilginize. Şimdi giderken gösteririz. O kadar da değil. Sadece ayaklarını görmedik. Ama bir security'ye bize yardımcı oldu Evet, sağ güvenlik olsun. beye sorduk. Tekrar. Güvenlik beye sorduk. Tam böyle geçerken motorla yakaladık, bir şey sorabilir miyiz diye. Güvenlik bey de bize hemen şu köşe ya dedi, tarif edemem şurası ya diye tarif etti. Oradan geldiğimizi de gördü bu arada. Evet. Evet. Rezillik işte tam orada başladı. Sonra biz pıtı pıtı geri çıktık o dik şeylere. Aynen. Şimdi çıkalım ters ışıkta kalmayalım. Güneş de efsane bu arada gün batımı. Gün batımındayız. Hour'lar. Tam Böyle bir şarkı vardı. Ring of Flow'lar, Golden Hour'lar. Tamam, Telif. telif yemeyelim mi bu arada? 5 saniyeden de telif. Bize de telif atmazsın Gerçekten daha ya. yani ilk şey Paramız yapmaz. yok. Sallanıyor. Gerçekten. Sallanan bir köprü. Çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Buraları da esas alacağız. Bay, Evet, fotoğraf o yüzden çekemiyoruz. Aynı zamanda fotoğraf çekemediğimiz için burası çok orada tatlıymış. sallanıyoruz. Ama Yani ben bir okey salladım ya. çünkü. Bir zıpladım. Efsane bir gün batımı var. Mükemmel. Ay, insanlar geliyor. Bağırdım. Rezil oldum. Şansımıza kimse yok. Evet şu an boş ve çok tatlı bir yer. Dön de bir güneş, bir gün batımı görsünler. Hiç görmemişler. Ama göremiyorlar. Güneş sizin orada hiç batmamış gibi. Öyle yaparsan salladıkları için de yani sallandığı için burası. Birazcık şey. Kimse yok dedi şomazlaştı. Gerçekten ya. Bu kadar mı söyleyeceklerin? Gerçekten ya. Yansıması falan bu arada çok güzel güneşin. Böyle kızıllık veriyor etrafa. Evet, etrafa kızıllık veriyor. Çok güzel bir manzaranın ortası. Bu hiç öyle manzarayı görmemiş ki, nereden bilsin. Bir gelin de görün. Bizim tavsiyemizle gelin görün. Gelenler aşağıya yorumlara yazsın. Bu arada biz yani yolları da tarif etmeye çalıştık. Oturdum şimdi kafede falan oturacak. Kafeye gidiyorduk bu arada. Size öyle söyledik. Buraya gelmeye karar verdik. Kafedeyken nasıl geleceğinizi tarif edeceğiz. Kimse tarif etmemiş. Hiç Fethi kimse Paşa yok. Korosu'na Nasıl gelin. gideceğiz? Nasıl gele?
biz edeceğiz ama nasıl geleceğiz? İşte böyle geleceksin. Birazdan size yol haritasını vereceğiz. Koru yani sonuç olarak burası bir park kadar falan değil. Burası yani bayağı kocaman bir yer yani. O yüzden bütün tarifleri vereceğiz siz bizim gibi. Tabii lokmuyor tabii yani diye gezmeyin. Da üfleyerek konuşuyorum ya. Haşır uşur etmiyordur umarım. Şimdi ben size daha Esas alacağımız yerler bunları biliyorsunuz. Şurada bir romantik bir an olduğu için birazcık burada bekleyeceğiz. Dediğimiz gibi insanlar hani eşleriyle, sevgilileriyle, nişanlılarıyla vesaire falan filan geldikleri için bazı romantik anlara şahit oluyoruz. O yüzden onları çok fazla rahatsız etmemek için gidemiyoruz. Burada kaldık birazcık. Ne yapıyorsun? Sallanalım bari, ne yapalım? Anca sallan. Evet, orası güneş görmeyen, yani yine böyle şey bir alan bu arada. Uzaktan da çekeriz şimdi. Olmazsa. Öyle de yaparız. Hazır yani boş vaktimiz varken neden yapmayalım ki? Diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Herkes gitti. Evet, buradan bir köprüden daha geçiyoruz. Bunun altı tamamen boş. Bu biraz daha insanı tedirgin ediyor. Ben ama zıplamasam iyiydi. Ben hiçbir yeri tutmuyordum ama farkındaydım. Bundan düşeceğim. Evet. Ay efsane ya. Ay çok güzel. Köprü giderek devam ediyor bu arada. Şöyle. Aynen oradan oraya geçerek. Nereye gidiliyor bilmiyoruz. Vardığımızda göreceğiz. Ay. Foti çekilsek mi bilemedim. Ben de bilemedim. Ay çekilelim o yolu ya. Şurada bir foto çekilmeyelim mi? Instagram/ Sinem ikime ile Sozen. Yani fotoğrafları ve reels'ları da oradan takip edebilirsiniz. Ay çekilelim kimse yokken sonra açacağız. Ama açık pardon. Bir tut artık ben ya. Ben size konuştuğumuzu unutabiliyorum arkadaşlar. O yüzden de böyle şeyler olabiliyor yani. Kolumuzu uzatalım o çünkü çok sağlam olmuyor. Yani. Bir daha söyle istersen. Benim ağzımdaydı. Ben bazen hani size karşı konuştuğumuzu ya da video çektiğimizi unutuyorum. Ve saçma sapan espriler ya da hareketlerde bulunuyorum ama bu da dağılımın bir parçası. Ne yapayım kameraları oynayamıyorum. O yüzden saçma sapan görüntülerle karşılaşabilirsiniz yani. Tamam en doğal sensin. En doğal YouTube kanalı. O zaman biz birkaç fotoğraf mı çekelim? Aynen ya? Fotoğraf çekilelim. Sonra devam edelim yine buradan konuşmaya. Evet devam. Bakalım köprünün ucu nereye gidiyor? Maalesef korunun içerisindeki restorana giremedik. Çünkü çok fazla sıra vardı. O yüzden karşısındaki Beltur'a geçtik ve orada bir şeyler yedik. Ancak şarjımız bitmişti ve o yüzden ekstra çekim yapamadık. Bu yüzden vlogumuz burada sona eriyor. Hoşça kalın.